Merhabalar. Dün yurt içinde küresel bazı gelişmelerle hareketler görüldü. Güney Afrika Maliye Bakanı'nın polisi ifade vermesi için çağrılması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken TL'de gün içerisinde gören tepki alımları kayıpların bir miktar sınırlanmasını sağladı. Bugün yurt içinde Ağustos ayı kapasite kullanım oranı ve reel sektör güveni verileri izlenecektir. Daha çok yurt dışı gelişmelerle birlikte hareket ettiğimiz için verilerin etkisinin sınırlı kalmasını beklemekteyiz. ABD tarafına baktığımızda bugün dayanıklı mal siparişleri verisini izleyeceğiz. İş tüketime dayalı ABD ekonomisinde enflasyon üzerinde beklenti yaratmasından veri önem arz etmekte. Beklentiler artış göstermesi yönünde ve piyasada volatilite yaratabilir. Avrupa tarafına baktığımızda dün Almanya'da 2016 yılı ikinci çeyreğe ait büyüme verilerini izledik. Çeyreklik ve yıllık bazda beklentilerin paralelinde geldiğini gördük. Bugün Almanya İFO İş Ortamı Güven Endeksini izleyeceğiz. Petrol tarafına baktığımızda dün Enerji Bilgi İdaresi'nden haftalık ham petrol stok verilerini takip ettik. 2,5 milyon varil beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ayrıca ABD'nin toplam stok miktarını gösteren Cushing koklama verisinde de artış görülmesi sonrasında artan stoklarla birlikte petrol fiyatlarında satışların görüldüğünü izledik. Brent petrole baktığımızda 48-50 seviyesine doğru dün gün içerisinde geri çekimlerin olduğunu görsek de bu seviyenin denenip kırılamadığını izledik. Bugün de önem arz eden bir seri olarak karşımıza çıkacak. BIST 100'de teknik olarak baktığımızda 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği nokta olan 77.000 seviyesi önem arz etmekte. Bu seviyenin yukarısında 77.700 direnci izlenirken aşağı tarafta 76.300 desteği izleniyor olacak. Dolar TL'ye baktığımızda da 2.94 seviyesinin gün içerisinde önemli bir destek olduğunu, yukarı yönde denemelerde de 2.97 seviyesini takip edeceğimizi söyleyebiliriz.